Evet sayın seyirciler, Tertiz dizisi bugün gün Netflix'te gösterime girdi. Ben de hemen izledim. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Tam diyordum ki altından Gülseren Budayıcıoğlu çıkmasın diyordum ki Sayın Gülseren Budayıcıoğlu yine bu sefer dijital platformlara el atmış. Yani Dimitri var, psikopat bir karakter. İzleyince göreceksiniz. Esmet nişanlısına eziyet ediyor. Bir sandığa kapatıyor, çeyiz sandığına. Orada Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastasının Dimitri olduğunu anlıyoruz. Yani çok klasik olacak yine bir psikopat karakterle karşımıza Sayın Gülseren Budayıcıoğlu. Ama oyunculuklar müthiş. Çağatay Ulusoy Peyami rolünde, Şifa Nurgül Esvet ve Firuze rolünde, Ece Sukan Suzi rolünde, Olgun Şimşek Peyami'nin babası, akli dengesi yerinde olmayan bir karakteri canlandırıyor Olgun Şimşek. Gerçekten müthiş bir oyunculuk. Zaten Olgun Şimşek'in oyunculuğuna bir şey demeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. Salih Bademci Dimitri rolünde, psikopat Dimitri rolünde. Evrim Alasya, henüz 3 bölüm izledim. Henüz ortaya çıkmadı. Engin Şencan var. Bizimkilerden tanıdığımız. Berrak Tuzunataç da Cemre rolünde. O da henüz bölümlerde ortaya çıkmadı. Dizinin konusu ilgi çekici. Şöyle, Esvet Dimitri'nin nişanlısı Esvet Dimitri'den kaçıyor. Bu sefer farklı bir yöntem, kaçış yöntemi buluyor ve o farklı yöntemi söylemeyeyim izlemeyenler için. Gerçekten cesur bir kadın Esvet. Firuze olarak farklı bir karakterde bu sefer dizide Firuze olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten müthiş oyunculuklar, yönetmen Can Karcı sanırım yönetmeni. Yönetmenine bakıyorum. Cem Karcı yönetmeni. Onur Güvenatam yaratıcısı. Ve hikayede Gülseren Budayıcıoğlu'ndan çıkmış. OGM yapımı. 7 bölüm var. Henüz 3 bölüm izleyebildim. Diziyi çok beğendim. Ama Gülseren Budayıcıoğlu'nun da Netflix'e el atması bana ilginç geldi. Yani ulusal televizyonlarda olur ama Netflix'te olmaz diyordum. Hikaye güzel. Bakalım göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.